Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Evet, enerjimiz yerinde. Bihter'le Behlül'ü hatırlamayan var mı? Onların yok. Aşkını. Yok. He? Yok. Biliyorum. O kadar da şiddetli bir öfkeleri var ya. Evet. Bizim de var bir Bihter ve Behlül'ümüz. Aleyna ve Hacer Hanım. Resmen ya bitmeyen dizi gibisiniz. Entrikalarla dolu. Şaka gibisiniz. Her gün bayağı ben bir çekirdeğim eksik ya. Acaba bugün ne yaptılar diye. Ne oldu yine ya? Aleyna Ziyagil ne yapmış biliyor musunuz? ne yaptı yine? Aleyna Ziyagil. Yeni bir yalı mı pazar günü editörümüz Esra'ya bir video atmış. Bakın şimdi. Esra abla demiş. Kayınvalideme bir sürpriz yapmak istiyorum. Evet, güzel bir sürpriz. Ona bu videoyu yayınlayın. Hayatı boyunca unutamayacağı bir video olacak. Helal ya. 40 yılda bir sürpriz yapmış yani. Ay, helal olsun. Acaba Aleyna nasıl bir video yollamış olabilir? Ben biraz korkuyorum. Umarım güzeldir. Aleyna kayınvalidesine ne sürpriz video çekmiş olabilir? İzleyelim. Günaydın, merhaba. Burası benim. Yiğit'le oturacağım villa. Evlenince burada oturmak istiyorum. Tabii ki de kayınvalidemin haberi yok. Çünkü haberi olsa engel olacağını düşünüyorum. Burası giyinme odası. Size şöyle göstereyim. Çok güzel. Burası da banyo. Ben burayı istedim özellikle. Burayı çok beğendim. Çok tatlı bir villa. Burayı yatak odası yapmayı düşünüyorum. Salon ve mutfağım bir. Özellikle böyle istedim. Böyle tarzlara bayılıyorum. Eşyaları falan şimdiden seçmeye başladım. Villaya uygun çok güzel eşyalar alacağım. Burası da bahçem. Burada mangal falan yakarız. Şuraya bir masa sandalye. Şöyle göstereyim. Ben bu villayı çok beğendim. Bu villayı istiyorum. Kesinlikle kayınvalidem karışamaz. Nereyi beğendiğimi, nereyi isteyeceğimi. Ayrıca size de bir haberim var. Kayınvalideme çok uzağız. İstese de gelemez. Bu villada odalar birbirine benziyor. Böyle alt katıda güzellik merkezi yapmayı düşünüyorum. Burayı da annemin odasını yapmayı düşünüyorum. Annem geldiğinde burada kalacak. Burası yeterli olur annem için. Hacer'cim. Bence güzel bir sürpriz. Çok güzel, güzel bir sürpriz. Evet. Kayınvalidemden uzakta. Böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey de yaparsan da orayı da tutarsan kesinlikle düğün yapmanıza yalnız da izin vermiyorum. Sen annene bir oda seçersin de niye bir kayınvalidenin bir odası yalnız yok? Yalnız evet. Sana açıklayayım söyleyeyim tamam mı? Villa 6 artı 1 tamam mı? Madem sen vallahi de gelmek 10 artı 1'e ne kalmış? Sülaleni yerleştirseydin. Sana da bir oda açalım diyorum tamam mı? Olur. Sen de gelirsin videonun yaşarsın. Ya ben senden artık korkmaya başladım ya. Neden korkuyorsun? Aleyna ne yapacak? Ama güzel bir sürpriz yani. Neden korkuyorsun ki sen? Güzel sürpriz evet, mi? Evet, evlenince oğlunu orada yaşamak istiyoruz. Aleyna bu ev satılık mı ya? Satın mı alınıyor, kiralanıyor mu? Satın alınıyor. Kim alıyor? 3.500.000'miş değeri. Ooo. He? Nerede bu? Neresi? 3,5 milyon sevmiş. Afyon'a 40 kilometre uzakta. Benden ya. 40 kilometre uzakta 3 milyon. Ama kesinlikle ve kesinlikle düğünüze 5 kuruş katmam. O bilezikleri de benim sayemde taktın o koluna. Artık... Nasıl senin sayende? Ben de burada bir emek harcıyorum. Ya yeter artık ya. Vallahi kabus oldun ya. Hayatıma kabus oldun ya. Çek artık o ellerini oğlumun üzerinden lütfen ya. Yalvarıyorum artık bu duruma geldim Aleyna. Allah aşkına hatta reva mı bu ya? Ağlama. Bir de ağlama. Timsah gözyaşları. Timsah gözyaşları falan değil tamam mı? Oğlunla beraber yaşayacağımız ev. Oğlunla beraber yaşayacağınız ev. Mutluluk duyman lazım. Güzel bir evde oturmak istiyoruz. Bunda ne var? Ben de sana diyorum ki 6 artı 1. Sen de gelirsin bizimle yaşarsın. Yaşarsın diyorum. Ne var bunda? Annenle babanla hep beraber büyük bir aile. Yaşarım çok ne olacak? Güzel. Ben kalabalığı çok seviyorum.
Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Sen şu an uzak olmasına mı kızdın? Yoksa güzel bir yer seçmişler. Hayır, sen o da vermiş. Dedeni de videoda. Nursel Hanım, bunun gideri, ne bileyim, maliyeti kimi? Beni bulacak. Ben kendime yapamıyorum. Niye aleyna? Ben kaç yaşıma gelmiş insanım. Kısa kısa biriktire biriktire oğlumu düşündüğüm niye için. Niye beraber alabiliriz? Hanımefendi. Benim de katkım olur. Duydun mu? Benim de katkım ne olacak. Ne katkım olacak kızım? Evet, benim çanta de katkım olacak. Çanta almayacakmış bir an. Ay, para sen koyacağım karışma diyor ya. Ya koyarım tabii ki de. Neden bak, koymayalım? Bak, altı güzellik merkezi yapacağım diyor. Birazcık sen de duymuyorsun hiç kızı. Ama kızın 5 bileziği var. Onları koyarsa villanın yarısını alırsınız. Ya Rabbim ya. Bu ev şu an alındı mı? Ben tam anlamadım. Alınamaz ki. Nereye alın? Hayır, kaporası mı verildi? Verdim. O kaporayı hemen iade ediyorsun aleyna. Etmeyeceğim. Aa, tamam, bana şöyle 5 dakika olacak. Senin ne yaptığını göreceğim. Hayır. Aa, tamam, 5 dakika. Şöyle açtığım zaman sabahleyin mutfağın camından baktığım zaman aleyna'yı göreceğim. Olmaz, ya sen olmaz. Neden bizim tamam mutluluğumuza engel oluyorsun? Ben neden? Daha ne diyeyim? Bak, göreceğim diyorum. Karşı tarafta benden durmuyorsun. Bak. Hacer, Hacer, duruyor. Bak, bak. Mutlu Hacer, musun? Güzel. Git yanlarına taşın kız. Öyle yapacağım. Nasılsa bir oda veriyor. O odaya girmem yeter Nursel Hanım. Tamam. Yakınlarda 40 bin liraya bir kiralık bir olur bile kızım, var. Biz multimilyoneriz. Hiç mi sen çoluğunu çocuğunu düşünmüyorsun ya? Bu kadar paraya villa tutulur mu ya? Senin bir daire neyine senin ya? Neyine? Hacer Hanım, yatırım gibi düşünün sonuçta. Yatırım falan, biz borçla bir şey yapmak istemiyorum Yeşim. Kim verecek onun parasını mesela, kapora verilmiş? Gerisini... Kim verecek? Ben siz mi vereceksiniz? Var mı 3,5 milyonunuz? Var mı 3,5 milyonunuz? Kendisi ya, kendimize göre bazı şeylerimiz vardır ama bu kadar bence masraf yani, gerek yok. Ben ne diyorum? Gösterişten başka bir şey değil. Beraber alırız diyorum. Sen alamazsın Aleyna. Sen neden çantana, alamam? Çantanı alamam. Bak, sen karışma. Makyaj benim malzemelerimi bile nişanlıma aldırıyorum. Heh. Ama ev alırken ben alırım. Neyle alıyorsun Aleyna? Öyleyse çantanı, makyaj malzemeni sana nişanlın şey söyleyeyim değil mi? Sen benim al babamdan evim de olacak, arabam da olacak. Tamam, ayrıca bu evi almasını istediğim zaman alır. Öz tamam alsın. Tamam o zaman. Alsın, bu evi tamam baban alsın. Düğün hediyesi olsun. Hadi bakalım. Afyon'da deniz yok. Benim yüzmem lazım. Neden havuzu villayı bana çok... Senin seviyorsun baban sana evi alsın, havuzu ben yaptıracağım. Söz veriyorum. Oo, kaç kulaç atarsan o kadar havuzu ya yaptıracağım. Hadi. Evi alsın, buradan da sesleniyorum. Olur, merak etme. Tamam. Sevgili koca ailesi, lütfen Aleyna'ya bir villa alın. Havuzunu ben yaptıracağım. O zaman o villaya adımını atamazsın. Hacer'cim bak, ben niye atamayacağım? Hacer, sen benim baba, oğlumun duymaz aldığı villada, çok özür dilerim. Duymaz. Ben adım atamayacakmışım. Biz aşkım, beraber kapora verdik aşkım, tamam mı? Siz bir şimdi bak, sen bunu bir hazmet. Kız kötü bir şey söylemiyor. Alta güzellik salonu açacağım. Altı, peşinatını verdik dedim diyor. Babam yarısını verecek. Annesine bir oda ayırıyor. Ay, sana da yer açıyor. Oluyor. Biz bunu, sen bir sakinleş. Sonra daha aklı selim konuşalım. İnanın, tamam mı? Şu an ciddi anlamda elim ayağım titriyor. Tamam. Hala hazmedemedim. Duruyorum ama gel bana söyle şuraya. Ya alınmış yani, alınmış. Yani çakıldım yani. Ne güzel bak, malları olsun yani. Ya olmasın demiyorum ama gereksiz. Sen bir sakinleş. Vallahi hazmet durumu, sonra konuşuruz. Her gün bak, peçete ziyanlı kız. Niye iki ben gözü iki çeşme, her güne ağlatılır mı kız? Pirsak gözyaşları. Ne yemek ben yapıyoruz de değil mi? Ben ağlasam ne olacak acaba? Ben ağlamıyorum Hacer çünkü içimdekiler gerçek. Deme öyle.